Arkadaşlar tekrar merhaba. İngilizce derslerimize hızlandırılmış bir şekilde devam etmek istiyorum. Bugün gerçekten güzel bir konu anlatacağım size. Comparative ve superlative, yani üstünlük, en üstünlük. Sıfat kelimelerinde arkadaşlar bazı kıyaslamalar yapabiliyorsunuz. Bu kıyaslamalarda üstünlüğü veya en üstünlüğü belirtebiliyorsunuz. Mesela ben size şimdi hiç konuya dalmadan şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Diyelim ki sizin bir arkadaşınız var ve çok güzel, tamam mı? Diyelim ki bir arkadaşınızın da bir kız arkadaşı var ve o da çok güzel. Kıyaslama yaptığınız zaman kız arkadaşınızın diğer arkadaşınızın arkadaşından böyle biraz daha çirkin demeyelim de öbürünün arkadaşının daha güzel olduğunu düşünelim. Ne deriz? Senin kız arkadaşın benimkinden daha güzel. Veya araba aldık. Bizim arabamız diyelim ki atıyorum Clio olsun ama arkadaşımızın arabası Mercedes, değil mi? O zaman şöyle bir şey diyebilir misiniz? Senin araban benim arabamdan daha sağlam, daha pahalı veya daha hızlı diyebiliriz, değil mi? Veya ne diyelim işte bir savaş uçağını düşünüyorsunuz veya bir yolcu uçağını. Hangisi daha hızlı? Savaş uçağı, değil mi? Demek ki şunu diyebiliyoruz. Savaş uçağı yolcu uçağından daha hızlıdır. Ama şunu diyebilir miyiz? Yolcu uçağı savaş uçağından daha ağırdır. İşte bu şekilde daha, en üstünlük veya daha kıyaslama yaptığımız kelimelere bizler sıfatlarda uyguladığımız komparatif ve süperlatif yapı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yapıyı şöyle bir güzel bir inceleyelim. Bunlar belli başlı kuralları var arkadaşlar. Bu kurallar gerçekten öğrenmeniz gereken, kafada bir kenarda dursun dediğimiz kurallardır. Sıfatların karşılaştırılması, yani compared adjectives. Compare kıyaslamak demek arkadaşlar. Şimdi birinci bölümümüz, yani ilk kuralımız, sıfat tek heceli ise hemen bakıyoruz. Bakın burada 3 grup var. 3 tane tablo. Lütfen bunu iyi bakın şöyle. Sıfat normal bir halde nedir? She is tall, değil mi? Veya my shoes are new. Veya you are very short man, çok kısa bir adamsın, değil mi? Bunlar normal sıfat olarak ismin önüne gelen ve onu niteleyen kelimeler. Bunlara şimdi üstünlük ve en üstünlük vermeye çalışalım. Şöyle, bu tarz kelimelerde, tek hecelilerde sadece üstünlükte er ekliyoruz arkadaşlar. Ve bu sefer tall değil, taller dediğimiz anda daha uzuna dönüyor kelime. Bakın uzun, daha uzun. Peki en uzun demek istersem the tallest. Bakın üstünlükte er ekleniyor. Er ne diyelim suffix'i son eki. Ve burada da est suffix'i, yani son eki ekleniyor. Yani tall, taller, the tallest. Yani uzun, daha uzun ve en uzun diye cümlemizi kurabiliyoruz. Aynı örneği new'de inceleyelim. New, yeni. Ne dedik? My car is new. Arabam yenidir, değil mi? Peki newer, daha yeni. Your car is newer than mine. Benimkinden daha yeni. Senin araban benimkinden daha yeni. Peki en yeni, the newest. The newest, en yeni demek. Short, kısa. Shorter, daha kısa. The shortest, en kısa. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı. The fastest, en hızlı. Bu kelimeleri çoğaltabilirsiniz ama kuralları bu belirtebilmek amacıyla belli sayıda kelimede sizlere örnek vermeye çalıştım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi iki şey arasında biz bir compare yapabiliriz. Bir üstünlük, yani o kız mı güzel, bu kız mı güzel? O araba mı hızlı, bu araba mı hızlı? Bunlar bir üstünlük belirtiliyor. Ama ikiden fazla şey arasında bir kıyas yaptığımız zaman o zaman otomatikman hop süperlatife geçiyoruz. En üstünlüğe. Hangisi daha iyi? Hangisi daha güzel? Hangisi daha hızlı şeklinde bir yapı. Yani normal sıfat, iki şey arasında kıyaslama hali ve ikiden fazla, yani 3 ve üstü olan şeylerde kıyaslama hali. Bunu anlattık. Sanıyorum biraz da örneklerle daha iyi olacaktır. Bakın, Ayşe is tall woman. Ayşe uzun bir kadındır. 1.60. Eyvallah. Mehtap is tall woman. Aslında to da diyebiliriz buna. Biliyorsunuz to o da demek. Ama neyse, daha kullanmadık, göstermedik. Ben size onu daha sonra göstereceğim. Mehtap is tall woman. Mehtap uzun bir kadındır. Aynı cümle. Ama bakın 1.60, 1.69 santimmiş. Güzel. Şimdi bu ikisini kıyasladığımız zaman cümlemiz ne hale geliyor?
Mehtap is taller than, than alır arkadaşlar. Taller than. Kıyas than alır. Taller than Ayşe. Yani Mehtap Ayşe'den daha uzundur. Mehtap is taller than Ayşe. Peki short'u kullansaydım? O zaman şöyle diyecektim arkadaşlar. Ayşe is shorter than Mehtap. Ayşe Mehtap'tan daha kısadır. Peki, şimdi burada bir short kullanmışız. My son is short boy. Oğlum kısa bir gençtir. 1.72. Murat is short boy. Murat kısa bir gençtir. Ne kadar? 1.66. İki şeyi kıyaslıyoruz. O zaman ben burada komparatifi kullanabiliyorum, değil mi? Murat is shorter than my son. Neden? Murat 1.66. My son ise 72. Murat is shorter than my son. Murat oğlumdan daha kısadır şeklinde bunu tercüme ediyoruz. Peki araba kıyasladık. Ferrari is fast car. Ferrari hızlı bir araba değil mi? Evet. BMW is BMW diyelim. BMW is fast car. BMW de hızlı bir araba. Ford is fast car too. Ford da hızlı bir araba. E kıyaslayalım bu üç şeyi. Neye gideceğiz? Hoppa süperlatife gidebiliyoruz değil mi? Ama önce bir komparatif yapalım. O zaman iki şeyi kıyaslayacağız. Neleri? Bakın Ferrari ile BMW'yi kıyaslamış. Ferrari is faster than BMW. Ferrari BMW'den hızlı bir arabadır. BMW is, BMW is faster than Ford. BMW de yani BMW de Ford'dan hızlı bir arabadır. Peki bunların üçünü kıyaslamak isteseydik aşağıdaki cümle devreye giriyor. But, fakat Ferrari is the fastest car. Ama Ferrari en hızlı arabadır. Ferrari is the fastest. Ferrari en hızlıdır şeklinde kıyaslama yapıyoruz. Kural bir bu şekilde arkadaşlar. Tek hecelilerde ere komparatifte ve den alıyor ve süperlatifte de yani en üstünlükte de the tallest, the newest gibi est alıyor. Peki diğer bir örneğimizi şöyle bir örneklerimize bakalım. Bakın burada size bir örnek vermişim. Bunları sizin kurallara bağlayacağız. Fast, faster, oğlana bakın fastest. Fat, fatter, bu da kurala bağlı arkadaşlar. Bakın buradaki T çiftlemiş. Biraz sonra kuralda göstereceğim. Fat, şişman. Fatter, daha şişman. The fattest, en şişman. Sad, üzgün. Sadder, daha üzgün. Saddest, the saddest. En üzgün, artık hıçkır hıçkır ağlamış. Old, yaşlı. Older, daha yaşlı. The oldest, en yaşlı. Heavy, ağır. Heavier, daha ağır. The heaviest package. Yani daha ağır bir paket. Bakın hemen salyangozlara geldik. Slowest, en yavaş. Slower, daha yavaş. Slow, normal yavaş. Yani normal bir yavaş kelimesini kullanmış arkadaşlar. İşte bu şekilde yapıları biz burada kurallarla sizlere göstereceğiz. Renkli renkli sizlere aktardım ki daha iyi hafızanızda tutabilin diye. Ama bunları kullandıkça kendi kendinize bunların aslında çok kolay bir şekilde öğrenildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Peki iki heceli ise de aynı şekilde yapıyoruz. ER ve EST alıyorlar. Yani komparatif ve süperlatif. Sadece burada dikkat edeceğimiz konu şu. Sonları ER, OV, PLE, BLE, Y ve LY ile biten sıfatlarda bu yapı devam ediyor. Neymiş bunlar? Bakın, humble, mütevazi. Humbler, daha mütevazi. Burada dikkat edin, ER burada E olduğu için sadece R geldi. ER'yi ilaveten koymadık. Unutmayın bunu. Evet, ve the humblest, the humblest, en mütevazi. Narrow, narrow, dar. Ne var? OV var değil mi? Bakın ne yaptı? Gene ER'yi aldı. Farklı bir kural gibi göstermek zorundayız. Çünkü bunlar sizlerin hafızanızda bu şekilde yer etmeli. Yoksa deminki kuralın aynısı. ER ile EST ekliyorsunuz değil mi? O yüzden bunları lütfen bu şekilde öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Narrower, daha dar. The narrowest, en dar. Clever, zeki. Cleverer, daha zeki. The cleverest, en zeki. Örneklerimize bakalım. Mehmet was a humble man. Mehmet gerçekten neymiş? Mütevazi bir adammış. Sibel was a humble woman. Sibel de mütevazi bir kadınmış. Fakat
Sibel was humbler than Mehmet. Fakat Sibel Mehmet'ten daha mütevazıymış. İki kişiyi komparatif ettik arkadaşlar. Komparatif. İki kişiyi. Serpil is clever girl. Meral is also clever girl. Serpil akıllı bir kızdır. Meral de akıllı kızdır. But Serpil is cleverer than Meral. Cleverer than Meral. Fakat Serpil Meral'den daha akıllıdır. Peki, Mehtap is clever girl and Ayşe is also clever girl dedik. Onlar da akıllı kızlarmış. Fakat bunların Serpil, Meral, Mehtap ve Ayşe arasında bir kıyaslama yaptığımızda süperlatife gidiyoruz. Diyoruz ki, but Ayşe is the cleverest girl. Ayşe is the cleverest girl. Buradaki kelime en üstünlük. Neden? Çünkü Serpil'den de Meral'den de Mehtap'tan da daha akıllı. Yani Ayşe en akıllı kızdır şeklinde kıyas yaptık. Eğer Ayşe ile Serpil'i kıyaslasaydım o zaman cleverer than Serpil diyecektim. Değil mi arkadaşlar? Peki my room is narrow. O da benim odam dar. Ahmet's room. Bu es takılarını göstermiştim biliyorsunuz. Ahmet'in odası burası. Değil mi? Ahmet'in odası da dardır. Tercümeler tamam. Peki bakalım. My room is narrower than Ahmet's room. Yani odam Ahmet'in odasından daha dardır. Unutmayın burada en önemli şey er ve est eklenmesi. Est eklendiği zaman bir d geliyor başa. Onun dışında komparatif iki tane nesne, şahıs, uçak veya herhangi bir şekilde iki kavram arasında bir kıyaslama yapıldığında kullanılıyor ve den alıyor. Superlatif ise arkadaşlar the humblest gibi, narrowest gibi, cleverest gibi. O zaman da bizim ikiden fazla bir şeyi kıyaslıyor ve onlardan hangisinin en iyi olduğunu anlatabiliyor olduğumuz yapılar. Bu yapıya, bu konulara devam edeceğiz. Çünkü komparatif, superlatif derinlemesine bir konudur arkadaşlar. Şimdilik burada videoyu bitireceğim. Ama sizlerin lütfen bu örnekleri tekrar etmenizi istiyorum. Ve sorunuz olursa lütfen kalıcı yorumlarda lütfen bana notları iletin. Abone olmanızı ve bana da destek olmanızı, kanalımı daha iyi yerlere getirmem için bana gerçekten destek olmanızı çok çok ihtiyaç duyuyor ve istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İngilizceyi öğrenmek kolay. Lütfen her konuda sorularınızı sorun. Size hem cevap vereyim hem kaynak gerekirse kaynak sağlayayım ve gerçekten şu İngilizce sorununu artık halledin diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar.